Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dairesel permütasyon konusundan bahsedeceğiz. İlk olarak aslında dairesel permütasyonun ne olduğunu tanımlayalım. Bir daire etrafında kaç farklı dizilişin olacağını göstermek için kullanacağımız bir kavram dairesel permütasyon arkadaşlar. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz. Onu hemen gösterelim. Bu daire etrafında arkadaşlar kişilerin oturduğunu varsayalım. Veya evet, K1, K2, K3 gibi kişiler oturuyorlar. K4 ve bu şekilde bir diziliş söz konusu olsun. Ne zamana kadar? K n'e kadar. Yani n kişinin yuvarlak bir masa etrafında kaç farklı şekilde oturabileceğini soruyoruz. Eğer n kişi varsa bu n kişi yuvarlak bir masa etrafında n eksi 1 faktöriyel kadar farklı şekilde oturabilir arkadaşlar. İlk örneğimiz 5 kişilik bir aile yuvarlak masa etrafında kaç şekilde değişik şekilde oturabilir diye sormuş. Burada 5 kişi olduğu için 5'ten 1'i çıkartacağım. 5 eksi 1 faktöriyel. Bu da 4 faktöriyelden 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 24 farklı şekilde oturabilirlermiş diye ne yapıyoruz? Arkadaşlar görmüş oluyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 6 kişilik bir aile var ve bu 6 kişilik aile bir yuvarlak masada yemek yiyecekler. Anne ile babanın yan yana oturması koşuluyla bu 6 kişilik aile kaç farklı şekilde oturabilir diye soruyor. Daha güzel çizelim. Yuvarlak masamızda arkadaşlar. Gerçi etik oldu ama olsun. Şimdi annemiz burada. Babamız burada olsun. Geri kalan 4 tane de çocuğumuz var. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 ve çocuk 4 şeklinde. Anne ile babayı bir kişi olarak kabul edecek olursak bu durumda 1, 2, 3, 4, 5 kişi var. 5 kişi yuvarlak masada 5 eksi 1 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Anne ile babanın kendi arasında yer değiştirme şeklinde 2 faktöriyel şekilde olacaktır. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şekilde sıralanacaklardır. Anne ile baba yan yana olmak üzere. Anne ile babanın yan yana olmaması şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler diye sorduğuna göre bütün durumlardan ki bütün durumlar 6 kişilik bir aileydi. 6 eksi 1 faktöriyeldir tüm olası dizilişler. Bunlardan anne ile babanın bir arada olduklarının çıkartacak olursam geri kalan tüm dizilişlerde anne ile baba bir arada olmayacaktır. 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden bu da 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yani 4 faktöriyel parantezinde 5 eksi 2 yani 4 faktöriyel çarpı 3 o da 24 çarpı 3'e eşit olacaktır. Bu da arkadaşlar 72'ye eşit olur. 72 farklı şekilde ne yapabilirler? Oturabilirler arkadaşlar. Pekala diğer sorumuz ise bu sefer anne ile babanın arasında en küçük çocuğun olması şartıyla demiş. Bunu nasıl yapacağımızı da gösterelim hemen. Anne ile babanın arasında ortada tam çocuk olacak arkadaşlar. Gene masamızı çiziyorum. Anne ile babayı yerleştiriyorum. Bu sefer en küçük çocuğumuz burası. Burada anne, burada baba var.
Ve burada da kim var? En küçük çocuğumuz var. Geri kalan çocuklar da ne yapacaklar? Diğer yerlere yerleşecekler şu şekilde. Biraz evet, orantısız oldu ama olsun. Sanki üçüncü çocukta anne arasında falan biraz daha fazla mesafe koymuş oldu. Şimdi bunları gene bir kişi gibi düşünelim. Bu durumda 1, 2, 3, 4, 4 kişi kendi mübarek masa etrafında 4 eksi 1 faktöriyel şekilde sıralanabilirler arkadaşlar. Çocuk, küçük olan çocuk anneyle baba arasında olacak. Anneyle baba kendi aralarında 2 faktöriyel şekilde, değil mi? Yer değiştirerek oturabileceklerinden cevabımız 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 6 kere 2 12 olur diye söylüyoruz. 12 farklı şekilde oturabilirler arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuzda anne ile babanın arasında herhangi bir çocuk olmak şartıyla demiştik. Burada görebiliyorsunuz. Anne ile babanın arasında herhangi bir çocuk olmak şartıyla demiştik. Bu durumda bunu nasıl düşüneceğiz? Yani evet, anne ile babanın arasında herhangi bir çocuğun yer alması durumu söz konusu. Yani illa küçük çocuk olmak zorunda değil bu sefer. Anne ile babanın arasında herhangi bir çocuk yer alabilir diye söylemiş. Burası, şurada anne oturuyor. Burada baba oturuyor. Ve bunların arasında bu üç şey, dört çocuktan herhangi bir tanesi oturabilir. Diyelim ki birinci çocuk böyle oturabilir, değil mi? İkinci çocuk burada otursun. Üçüncü çocuk burada otursun. Dördüncü çocuk da burada otursun. Şimdi peki farklı olan şey ne burada arkadaşlar? Biz az önce sadece küçük çocuk olarak, yani küçük çocuk için bunu hesaplamıştık. Şimdi gene aynı şekilde düşünelim. Birinci çocuk için ne durumu söz konusu? 4 eksi 1 faktöriyel çarpı ne demiştik? Ondan sonra anne ile baba kendi arasında değiştiriliyordu, değil mi? Bu mesela en küçük çocuk veya işte birinci çocuk için geçerli olan durum. Peki kaç farklı çocuk var bu şekilde gelebilecek olan? Kaç çocuk var? İşte çocuk bir gelebilir veya işte ikinci çocuk gelebilir, değil mi? Veya üçüncü çocuk gelebilir bunların arasına. Çarpı iki faktörel. Veya kim gelebilir? Son çocuk, yani en küçük olan çocuk gelebilir. Aslında bu durumda 4 çarpı 4 eksi 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 4 çarpı 12, yani 48 farklı şekilde oturma söz konusu olabilir. Bu birinci çocuk için, bu ikinci çocuk için, bu üçüncü çocuk için, bu da dördüncü çocuk için. Doğal olarak 4 çarpı 48 olmuş oluyor. Ve sonuncu sorumuz, çocukların bir arada olması şartıyla demiştik. Çocukların bir arada olması şartı demek aslında anne ile babanın bir arada olması şartıyla aynıdır. Yani çocuklar bir aradaysa anne ile baba da bir aradadır arkadaşlar. Ki biz onu az önce ifade etmiştik ama yine de tekrar çözelim. Şimdi bu sefer çocuklar bir arada olacak. Yani çocuk 1 burada, çocuk 2 burada, çocuk 3 burada ve çocuk 4 de şurada olsun. Bu sefer biz bunların hepsini ne yapacağız? Bir kişi gibi düşüneceğiz. Öyle değil mi? Anne ile baba da burada, anne ve baba da burada yer almakta. Bu çocuklar bir kişi gibi düşündüğümüz zaman anne ile baba ile beraber bunlar 3 kişiler. 3 eksi 1 faktöriyel çarpı çocuklar kendi aralarında 4 faktöriyel şekilde yer değiştirebilecekler. Cevabımız 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'den ne oldu? 24 farklı durum söz konusu oldu diye söylemiş oluyoruz arkadaşlar ama yanlış yapmadık, değil mi? Yuvarlak masada 4 faktöriyel dedik. Evet. 2 kere 24 yanlış mı yapacaktık? 4 kere 2 8. Heh. Burada 2 kere 24 olacak. 48 olacak cevabımız. Her neyse.
Böylelikle ne yapmış olduk? 4 erkek ve 4 kadın yuvarlak bir masada aynı cins iki kişi yan yana olmayacak biçimde kaç farklı şekilde oturabilirler diye sormuşlar. Burada bir haremlik, selamlık durumu söz konusu. Aslında artık hani aşina olduğumuz, değil mi? Bize çok da uzak olmayan şeyler gibi bir zamanlar çok değişik geliyordu. Ama artık yeni normalimiz bu oldu. Haremlik, selamlık. Değil mi? Yemin törenleri bile o şekilde yapılır oldu çünkü. Şimdi erkekleri kendi aralarında biz arkadaşlar, erkekleri biz kendi aralarında oturtacak olursak veya kadınları kendi aralarında ilk önce tutacak olursak her neyse fark etmeyecek. İlk önce erkekleri oturttuğumuzu varsayalım. Bu erkekler kendi araları yani bu erkeklerin yuvarlak masa etrafında 4 eksi 1 faktöriyel şeklinde sanabileceklerini biliyoruz, değil mi? Peki bunların arasına yani şu boş olan koltuklara şurada da boş yerler var. Burada boş koltuklarımızın olduğunu varsayalım. Şöyle. Şimdi buralara da kimler gelecek? 4 kadın gelecek. Bu kadınlar peki bu 4 yere kaç farklı şekilde gelebilirler? Tabii ki 4 farklı. 4 farklı her şekilde gelebilirler, farklı şekilde gelebilirler. Cevabımız 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olacaktır arkadaşlar. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? 6 kere 6 çarpı 24'ten 6 kere 4 24, 6 kere 2 12 144 olacaktır diye söylüyoruz. Bir başka örnek daha var. İki, herhangi iki öğretmen arasına bir öğrenci olmak koşuluyla 5 öğretmen ile 5 öğrenci yuvarlak masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilirler diye sormuşlar. Aslında burada da benzer bir durum söz konusu. Benzer bir durum söz konusu arkadaşlar burada da. Bu sefer de erkek kadın değil de ne var? Erkek kadın değil de öğrenci var. Yani öğrenci öğretmen var. Yani gene bu sefer bir önceki sorudan farklı değil. Yani öğretmenlerin arasında öğrenciler yerleşecekler. Buraya öğretmen yerleşti. Şuraya bir başka öğretmen yerleşti. Buraya bir başka öğretmen yerleşti. Sonra buraya bir başka öğretmenimizi sıraladık ve öğretmen 5 şeklinde dedik. Şimdi ne yapacağız? Artık bunların arasındaki boşluklara kimler gelecek? Tabii ki bu sefer öğrenciler gelecekler. 1, 2, 3, 4, 5 bir tane. Şurada boşluğumuz var. Değil mi? Evet. Pekala. Öğretmenler yuvarlak masada kaç farklı şekilde sığınabilir? 5 eksi 1 faktöriyel şeklinde sığınabilirler. Peki öğrenciler kaç farklı şekilde sığınabilirler? Bu boş olan koltuklara onlar da 5 faktöriyel şeklinde sığınabilirler. Yani 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyeldir bizim cevabımız diye ifade ettik. 5 tane çift var arkadaşlar. Bu çiftler ne yapacaklar? Bir yuvarlak masa etrafında oturacaklar ama çiftler birbirlerinden ayrılmayacaklar. Tamam mı? Bu şekilde bir durum söz konusu olsun. Diyelim ki burada diyelim ki Deniz'le Elif yer alsın. Ondan sonra şurada mesela kim yer alsın? Diyelim ki Sinan'la Necmiye yer alsın. Ondan sonra şurada Perihan'la Orhan yer alsın. Burada diyelim ki Serap'la Bengü yer almış olsun. Burada da diyelim ki Selin'le Murat yer almış olsun. Bunlar birer çift. Öyleyse biz bunları bir kişi gibi düşünebiliriz. Yani toplamda bizim aslında kaç kişimiz var? 5 kişimiz var. Bu 5 kişi kendi aralarında yuvarlak masa etrafında 5 eksi 1 faktöriyel şekilde sığınabilirler.
Şimdi Deniz ve Elif kendi arasında iki faktöriyel şekilde sığınabilir. Sinan ve Necmiye kendi arasında iki faktöriyel şekilde. Orhan ve Perihan iki faktöriyel şekilde. Serap ile Bengü iki faktöriyel şekilde. Selim ile Murat da yine iki faktöriyel şekilde sığınabilirler. Demek ki 4 faktöriyel çarpı 2 üzeri, yani 2 faktöriyel zaten 2'ye eşit. 2 üzeri 5 farklı şekilde bu çiftler masa etrafında ne yapabilirler? Sığınabilirler diye söylüyoruz arkadaşlar. Diğer konumuz ise neyle alakalı? Tabii ki aslında anahtarlarla ilgili. Anahtar sorularına baktığımız zaman anahtar sorularında şöyle bir durum söz konusu oluyor arkadaşlar. Eğer anahtarımız maskotluysa veya maskotsuzsa o zaman sorularımızın cevapları tabii ki birbirinden farklılık arz ediyor. Nasıl farklılık arz ediyor derseniz de şu şekilde bir farklılık arz edecekler. Bir anahtarlı yani maskotlu olmadığı zaman döndürebiliyoruz ve döndürebildiğimiz zaman da dizilişler birbirinden farklı olmuyor. O yüzden de arkadaşlar şöyle gösterelim. Yuvarlak masa gibi düşüneceğiz ama yuvarlak masa gibi dizilişleri kaça böleceğiz? Tabii maskot bu yuvarlak olmadı. Çok özür dilerim. Bir yuvarlak çizelim. Burada da bizim anahtarlarımız var. Tamam mı? Anahtarlarımızı yer aldığını düşünelim. Şimdi bunlar bizim anahtarlarımız olsun. Tamam mı? Anahtar 1, anahtar 2 şeklinde. Tabii benim çizdiğim anahtar daha çok neye benziyor? Karıncaya benziyor ama olsunlar. Önemli olan ne? Bizim burada evet anahtarı şu şekilde çizebiliriz aslında değil mi? Bu da daha başka bir şeye benzedi. Benim çizemediğim anahtarlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 tane anahtarımız var. Hepsi birbirinden farklı. Hepsi birbirinden farklı. Bunlar kendi aralarında yuvarlak bir masada olduğu gibi düşünecek olursak kaç olacaktı? 6 eksi 1 faktöriyel bölü 2 diyeceğim. Neden? Çünkü dediğim gibi bu anahtarlığın maskotu olmadığı için biz bunu tersçe çevirebiliriz. Bu da 5 faktöriyel bölü 2'den 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 yani 5 kere 4 20 60 yapar. 60 farklı şekilde takabiliyoruz. Biz bu anahtarları diye söyledik. Peki hala bu 6 farklı anahtarı ben bu sefer maskotu olan bir anahtarlığa takmak istersem o zaman nasıl olacak olay? Ona da bakalım. Maskotumuzun olması durumunda arkadaşlar maskotumuzun olması durumunda şöyle bir maskot çizelim. Burada bir tane maskotumuz var. Diyelim ki evet şöyle bir gülen suratlı bir maskotumuz olsun. Şöyle gülen suratlı bir maskotumuz var diyelim. Bu şeyde anahtarlıkta. Şimdi gene anahtarlarımızın yer aldığını düşünelim. Bunların hepsi birbirinden farklı anahtarlar arkadaşlar. Ve 6 tane de anahtarımız var. Evet bu şekilde oldukça hiçbir kilidi açamayacağını düşüneceğimiz anahtarlarımızın yer aldığını düşünüyoruz arkadaşlar. Görüyoruz 2, 4, 6 tane de maskotumuz var. Şimdi arkadaşlar bir maskotla beraber toplam kaç tane anahtarımız var? Maskot ile anahtar gibi düşünürse 7 tane anahtarımız var. Yani az önceki anahtarlık sorusu gibi düşünebilirim o zaman. 7-1 faktöriyel bölü 2 faktöriyel dersem o da 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yapar. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden cevabımız ne olur? Arkadaşlar faktöriyel sadeleşecek. 6 kere 5 30. 30 kere 4 120 120 kere 3 de 360 360 farklı şekilde ne yapabiliyormuşuz biz? Bunları arkadaşlar sıralayabiliyormuşuz. Şimdi başka bir örnek daha verelim bununla alakalı olan. Bir başka örnek daha verelim. O da şu şekilde olsun. Bu sorumuzda da arkadaşlar
Bu sefer bir bileziklik, yani şöyle bir şey biliyorsunuz, siz de görmüşsünüz kuyumcularda, gerçi şu anda kuyumculara çok da fazla yaklaşamıyoruz bitimlerini, ama yine de görmüşsünüzdür yani bitimlerde silindir şeklinde neler var, değil mi? Şöyle yapalım, şöyle yapayım. Ondan sonra bir tane daha çizeyim. Gene aklıma gelirse, hatta önce şöyle bir şekil çizelim. Şöyle. Yani de şunu bir tane daha çizelim. Şu kapıyı bulamıyor acaba. Antolojiyi de. Güzel olmuyor. Evet, pekala. Bir tane daha çiziyorum hocam. O zaman. Bir tane daha çizeyim. Şöyle bir formatta yani şey. Ne derler? Bilekliğimiz bizim. Bilezikliğimiz. Bileziklik diye de bir şey var mı bilmiyorum ama. Evet. Bunu biz altı bileziklikleri takacağız. Kuyumcuyuz. Ve bileziklerimizi de takıyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle güzel kalın sarı sarı bileziklerimizi taktığımızı varsayıyoruz. Bu şekilde taktığımızı düşünüyoruz. Tamam mı? Hepsi birbirinden farklı bunların. Bileziklerin hepsi birbirinden farklı. Burada demek ki şöyle bir durum söz konusu. Yani şu bilezik 1, bu bilezik 2. Bu şekilde bileziklerimiz var. Toplam 10 tane bileziğim var. Şimdi bu burnun veya bilezikliğimizin ön yüzü olsun. Ön yüzüyle arka yüzü arasında bakacak olursak sadece ne değişecek? Sıra değişecek. Aslında o zaman bu da tıpkı bir anahtarlığı, yani maskot olmayan bir anahtarlığı döndürmek gibi düşünebiliriz. Demek ki bu 10 tane 10 tane bilezik arkadaşlar kendi arasında ne yapacaklardır? Kendi aralarında 10 faktöriyel şeklinde dizileceklerdir. Burada bir sırayı dizdiğimiz için yuvarlak bir şey etaplayamıyoruz ama döndürebiliyoruz. Bu şekilde 10 faktöriyel şekilde ne yapabileceklerdir? Dizilebileceklerdir. Ama önden ve arkadan görünüşü arasında bir farklılık söz konusu olmadığı için de biz bunu 10 faktöriyle neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Cevabımız 10 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diye ne yapacağız? Söyleyeceğiz arkadaşlar. Böylelikle tekrarlı permütasyonu da arkadaşlar bitirmiş olduk. Evet. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle diyerek dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.